arkadaşlar. Bugün bizim ekibin yarısıyla mı, çeyreğiyle mi ne beraberiz. Şimdi tek tek biraz sonra söylerim kim olduğunu. Daha fazla diyebiliyordum. Gelecek olanlar var mı yok mu tam olarak bilgim yok. Belki gelecektir. Şimdi daha önce çekmiştik bu tarz bir video. Şimdi Manisa yoluna eski yolundan Manisa'ya doğru yol alacağız. Virajlar falan var. Daha önce işte jandarma önümüzü kesmişti. Trafik falan çağırmıştı. Burada trafiği tehlikeye sokuyorsunuz. Tamam. Bu arada trafiği tehlikeye sokacak şekilde hız sınırı yapıyorsunuz. Trafik geldi, kaç. Nereden baksan bir sene oldu oraya gitmeyeli. Bir değişiklik olsun, bir viraj videosu çekelim dedik. Orada böyle eski yollarda çok güzel virajlar vardı. Böyle yatıp kalkıp böyle eğlenceli bir süreç geçirelim dedik. Neyse şimdi yavaş yavaş, hatta daha yavaş yavaş değil de hızlı hızlı bir yol alacağız. Buradan başlıyor zaten olay. Durmadan yardıracağız büyük ihtimalle. Yapabilen önden gidecek, yapamayan en arkada kalacak, artık yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz ki benim viraj korkum var, bayağı var. Geçen seneden beri artık yendiş bulunmaktayım. Yani yok gibi bir şey artık. Ama hala korkuyorum tabii. Hiç korkmuyorum diyemem. Bu kadar kişiyiz herhalde. Burak var, D800, Göktuğ var, MT07, Alp var, R25, Moto Eldik var, R6, Çapım var, MT07. Ah, Çapın teker yapmayı unutmuş arkadaşlar. Debriyaja deneyim mi be? Gelecek, dur bir daha. Debriyajda da tekerimize yaptığımıza göre yolumuza devam ediyoruz. Woo! Çok iyiydi be. Daha da gittesim vardı da biraz sonra virajlar gelecek. Bir de işte arkadaşları çok fazla geçmeyeyim dedim. Sonra böyle akıp gideceğiz. Evet, şimdi viraj yapma zamanı. Benzinim az. İleride benzinlik var galiba. Eğer yetişebilirsem en başa herkesi durduracağım benzin almak için. Ha şurası ama yetişemedim. Neyse dönüşte alırım, daha iki düştü çünkü, daha yeni bire düştü. Gideceğimiz yer yakın olduğu için bir sıkıntı olmaz, geri dönüşte alırız artık, yapacak bir şey yok şu an. Biraz hızlı gideceğim, Motelit'i, Samet'i yani takip edeceğim. Çünkü Samet bizim ekibin en güzel viraj yapanlarından bir tanesi. Ve Samet ne hareket yaparsa aynısını yapacağım, beraber viraja yatacağız. O düşerse ben de düşerim, o düşmezse ben umarım düşmem diye tahmin ediyorum. Naked motorla ne kadar viraj yaparım bilmiyorum ama yetişebildiğim kadar yetişmeye çalışacağım. Ama tabi R6 olduğu için fazla yetişemem diye tahmin ediyorum. Yorumlarda da belirtirsiniz güzel viraj yapabiliyor muyum yapamıyor muyum diye. Daha yetiştim. Ama yavaşladı. Sendeyim, sende. Devam et. İki kişi. Biz ikimiz. Kalk. Ben seni takip edeceğim, sen önden gideceksin. Aynen. Çünkü ben öndeyken, tek başımayken yapamıyorum nedense tekeri. Öndekinin yani hareketine göre viraja yatmak daha kolayıma geliyor. Büyük ihtimalle pistte yarışa gitsem ikinci olarak bitirmeyi tercih ederim. Ne oluyor öyle? Onu öyle. Neyse artık yapacak bir şey yok. Samet ne yaparsa aynı hareketi yapacağız. Aa, bu yol bozukmuş. Biraz hızlı gitmem lazım yetişebilmem için. Güzel güzel. Eğlenceli bazen böyle arada sırada yapmak lazım bu işleri. Çevirme olabilir diyor. Yapacak bir şey yok. Varsa da artık boynumuz kıldan ince. Umarım bu video sorunsuz olur. Güzel bir video olacağını tahmin ediyorum. Ekibin diğer kısımları viraja doğru düzgün girmediği için büyük ihtimalle yavaş gelmek zorunda kaldı. Yani biz işte viraj profesyonelleri olduğumuz için gördüğünüz gibi herkes arkada, biz önde. O değil de geri dönüşte çevirme var.
Çok fazla trafik var o yüzden. Büyük ihtimalle iki şerit ya burası. Teke düşürüp orada gelirken trafiği kilitliyorlar. Evet, şimdi çevirme yerini geçtiğimize göre Motoletik'le beraber viraj atmaya devam edebiliriz. Aa, burada da benzinlik varmış ya. Yeni mi açılmış acaba burası? Neyse, artık dönüşte yapacak bir şey yok. Burada viraj atamayacağız ki. Yavaş gidiyor arabalar. Bir yerden sağa döneceğiz tünele girmeden. Oh, çok rüzgar var. Burada bir yerde duralım. Ekip komple birleşsin. Ondan sonra tekrardan devam ederiz. Evet arkadaşlar, bizimkiler geldiğine göre yolumuza devam edebiliriz. İkiye alamadım. Evet, şimdi geniş virajları geride bıraktık. Biraz sonra tekrardan biraz daha dar virajlara gireceğiz. Burak düz mü gitti? Ciddi mi? Ha, düz mü gitti o? Burak neyse, bir manisa yapıp geri döner büyük ihtimalle. Neyse artık. Abiden düz gitmiş olamaz ya. Yok yok kanka, olamaz. Olmasın olmasın. Neyse, evet. Ekipten bir kişiyi kaybettik. Yapacak bir şey var mı? Yok maalesef. Abi ya, niye ya? Bilmiyorsun yolu var. Niye takip etmiyorsun değil mi? Şimdi Burak'ı geride bıraktığımıza göre 4 kişi yolumuza devam ediyoruz. Yapıştır gelsin Samet'im. Kanka ben bu virajı bilmiyorum ama nasıl? Nasıl yatacağım ben bu virajda ki? Şöyle yatsam normal, önümü görmüyorum şu an. Bozulmuş araç varsa pat diye girerim büyük ihtimalle. Aa, burayı hatırlıyor musunuz gençler? Burada jandarma çevirmişti, olay olmuştu. Abi yarım saatten beri nedir bu ya? Abi biz daha şimdi çıktık, döndük buradan. Sen dur dedim, buraya geldin. Hayır, ne? Bak yukarıdayız. Yarım saatten beri bu arada trafiği tehlikeye sokacak şekilde hız sınırı yapıyorsunuz. Bölge trafiği bağlar mısınız ya da trafik konumunu bağlar mısınız? Yaklaşık 2, 4, 6 tane trafik güvenliği tehlikeye sokacak şekilde motorlar var. Yok arkadaş, polis gelsin bassın. Siz trafik suçu işliyorsunuz. Kameraları kapatın. Bu videoyu izlemeyenler de şuraya etiket atmayı unutmazsam etiket atarım. Oo, biraz aşağı. Oğlum yol, bak gerçekten çok güzel yol ya. Fazla kullanılmadığı için büyük ihtimalle. Çok gel. Çok gerçekçi diyorum. Sanki oyundayız. Ay, çok güzel yol yani. Anne! Samet, nereye gittin ben seni göremeyince viraja giremiyorum. Şöyle açıktan kapalıya doğru gidiyoruz. Umarım bir sıkıntı olmaz. Azıcık daha indir... Aa! Azıcık daha indirsem ayaklığım yere değecekmiş gibi oluyor. Bariyere yakın gidince genellikle güzel yapıyorum. Neden bilmiyorum ama. Şöyle. Çok güzel yatıyor muyum acaba ya? Çok merak ediyorum. Dış çekim olması lazım abi. Dış çekim olmadan viraja nasıl yattığımı nereden göreceğim ki? Yatıyorum. Ben bence çok yatıyorum yani. Kamera ne kadar güzel çekiyor benim yattığımı bilmiyorum ama. Hala basıyor. Viraj var mı? Benim bildiğim bitti kanka viraj. Aynen. Bak, bitti. Woo, finish. Finish yo. Oy. Şimdi de yukarı karşı virajlar. Yukarı karşı virajlar biraz daha kolay oluyor. Yani gaz tepkisiyle rahatlıkla yapabiliyorum. Arkamdan, sağdan, soldan kimse gelmiyor herhalde. Kanka ben burada durayım. Bu arkadaşlar bizim bu tümsekten düşer büyük ihtimalle. Toprak var diyeyim. Samet daha önce aynısını yaşamıştı. Ne oldu kanka?
Benim de tek dişe düştü yolda gelirken. Seni durduracaktım yolda benzin alalım diye. Bastın gittin, boş ver dedim artık. Dönüşte alırız. Kanka dikkat et, dikkat et bak. Kayma, düşersin sonra. Hadi önden. Ben yapamıyorum, sen devam et yolda. Evet, yol boş. Samet'imi önden geçiriyorum. Helalim var Samet'im. Burası çok dik. Şöyle hemen. Anam! Çok korkunç ya la. Kusura bakmayın bağırıyorum ama. Çok korkunç çünkü. Düşeceğim, düşeceğim. Motor yatacak altımda. Samet biraz böyle oyunlardan işte yarış motor, yarış videoları falan, yarış videoları falan izlediği için güzel konuşamıyorum. Toprak Razgatlıoğlu'nu falan fazla izlediği için yarış videolarını, yarış kanallarını. Burada mı duruyoruz? Göremiyorum ki. Heh, tamam. Çok iyi biliyor yani nerede ne yapması gerektiğini. Arkada kaydı galiba. Şimdilik bir mola verelim, burada oturalım, bir sohbet muhabbet. Burak falan gelir biraz sonra. Bakalım ne kadar girmişiz. Abo, çok iyi lan. Ona benim şeydenmiş, tamam. Özelliği öyleymiş. Şu dur bakayım, parmağımı çıkarıyorum. Şöyle. Serçe parmağı kadar daha kalmış. Aslında güzel yapmışım ha. Çok kötü değil yani. Biraz daha sağa doğru yatabilirmişim. Güzel güzel. Şuraya kadar yatmışım yani. Biraz daha yatsam ama çok riskli. Gerek yok. Yani şu an bile çok korkuyorum. Biraz daha yatsam kalp krizi geçiririm herhalde. Ön zaten fazla yatmıyor. Benim bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyor muyum bilmiyorum ama. Ön fazla yatmıyor. Bakalım Samet. Samet çok güzel yatıyor. Ön yine aynı benimki gibi. Ben daha mı fazla yatmışım kardeşim? Bakayım. Aynı. Aynı yatmışız. Tamam. Oley be. Öğrenmişim viraj yapmayı. Neyse artık. Biraz burada muhabbet sohbet edelim. Biraz sonra görüşürüz. Çok iyi. Güzel. Muhabbet sohbetimizi ettik. Fotoğraflar, reelsler, bilmem neler çektik. Instagram'dan takip edersiniz. Bunları önceden görebilirsiniz. Önceden görmek için de Instagram'ı takip edebilirsiniz. Yani aynı mantık. Neyse şimdi motorları değiştirdiler herhalde bunlar. Benim alarm çalıyor. Neyse şimdi lastikler biraz soğuduğu için viraj yapmayacağız. Geri gitmeyeceğiz yani. Üşendik ne olur ne olmaz diye. Artık bir önceki yani buradaki virajlara bir daha girmeyeceğiz anlayacağınız üzere. İlerideki virajlarda yatar kalkarız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Niye teker yapamadım ya? Neyse, bilmiyoruz ki yapmasını. Hoşçakalın. Bay bay mı? Hayır lan. Devam ediyoruz oğlum. Ya niye kapanış yaptım ben? Burayı hatırlıyor musunuz? Burada durdurdu. Burada oh. Arı girdi. Oğlum çok böcek var. Vizör kapat. Vizör kapat. Çok böcek var. Girip çıkmasın. Hadi akıp gidelim. Bas bas. Tamam. Benim eski evin oraya, oradan geliyorum. Tamam hadi. Evet şimdi biraz lastikler bir tık da olsa ısındı gibi. Şöyle yapalım, biraz daha böyle yanaklar ısınsın. Gerçi bu virajda biraz tırtık var ama biraz tehlikeli gibi. Oo, ne oluyor öyle? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoları istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ne oluyor öyle? Niye yavaşladınız bu kadar? Samet abandı. Samet abandıysa ben de geliyorum kardeşim arkandan.
Geliyorum, geliyorum ama ne kadar hızlı gittin kanka sen, bu kadar da hızlı gidilmez ki ya. Kanka ne oluyor? Ne oluyor? Kanka biraz gaza geldim galiba. Çok fazla yapmaya başladım ama trafik var, biraz yavaşlayalım. Oo, ne oluyor öyle? Adam da sollamaya kalktı virajdayken. Sıkıştık kaldık. Neyse artık, yapacak bir şey yok. Şuradan aradan akıp gidebilir miyim diye giderim. Samet'im, geliyorum Samet'im. Gelemiyorum. Sebeplerim var diyeceğim ama adam da yollar. Karşımdan vuruyor ya, rahatsız etmeye başladı. Siz de kusura bakmayın patlamalar falan oluyorsa. Ağzına sıçayım be! Çok fazla hızlı giriyorum, çok hızlı giriyorum, çok hızlı giriyorum. Samet, sana yetişeceğim diye şu an var ya, kalp krizi geçireceğim yeminle bak. Ama yaklaştım, görüyorsunuz yaklaştım. Biraz nokta gibi gözüküyor ama aha, çok hızlı girdik. Ama yaklaştım. Yaklaşmamın sebebi de trafiğin olmasıydı zaten. Yoksa Aralta'ya nasıl virajdayken yaklaşasın? Kanka sakın sola gelme, şey sağa gelme. Altıncı vitesteymişiz ya. Neyse. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Arada böyle farklı farklı yerlere gidip farklı şeyler deneyebiliriz. Like atmayı, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Anlık storyler, reels'ler, hikayeler görmeniz için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklama bölümünde linki var. Tıklarsanız hemen Instagram ana sayfama denk geliyor. Bizimkileri bekleyeceğiz biraz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Burada değil mi? Çünkü daha uzun çünkü. Açık virajlar daha garip ilerleyebiliyorsun. Hızlı gidiyorsun yani.